Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTIP Geometri Soru Bankası kitabının tanıtımını yapacağız. Evet kitap alan arkadaşlar ya da alacak olan arkadaşlar ne ile karşılaşacaksınız? Kitabın mantığı nedir? Kitabın yazılmasındaki amaç nedir? Bunları sana anlatacağım bu videoda. Kitabımız bu. Kitabın özellikleri zaten bak şurada yazıyor. Şimdi bunları sana tek tek açıklayarak anlatayım. Bir 8-10 dakikanızı alacağım burada. Ama kitabı da tanıyın. Nasıl olduğunu da bilin. Kitap kolaydan zora. Yani bir konuda 3 tane test varsa ne olacak? İlk testimiz kolay. Sonrası bir tık daha zoru. Sonrası daha da zoru. Bir testle karşılaşacaksınız. Aa hocam kitapta çok zor zorlanma mı var? Hayır. Tamamıyla orta seviyeye hitap eden bir kitap bu. Tam anlamıyla orta seviye. Zaten ben ne diyorum? Geometriyi iyi bir şekilde yapmak için en az iki kitap çözmeniz lazım. Seviyesi düşük olan arkadaşlar bir başlangıç seviyesindeki bir kitabı alın. Sonrasında bu kitap işinizi görecektir. Yani bu kitapta zaten eksik hiçbir kalıp yok. Eski neslin her kalıbı var. Yeni neslin her kalıbı var. Hatta yeni göreceğiniz kalıpta sorular da var. Ufkunuzu açacak sorular da var. Yani sen başlangıç seviyesinde olsan bile başlangıç seviyesindeki kitap artı bununla geometrideki her soruyu yapabilecek seviyeye geleceksin ve bu iki kitabı da çözdükten sonra en az 7 diye zikredebiliriz. Tabi mantığını da anladıktan sonra. Ki büyük ihtimalle 7 yaparsın. Hatta full ya da full'e yakın yaparsın. Bir aksilik yaşamazsan. Çünkü bu ilk kitap sana olayı öğretir. Orta seviyede olanlar ne yapacak? Başlangıç kitabın bu olsun. Sonra orta seviyede bir kitap daha al. Sonrasında bu işi sen de çok iyi bir şekilde halledeceksin. Peki seviyesi iyi olan arkadaşlar. Başlangıç kitabın bu olsun. Bir de üst seviyede bir kitap alırsın. Olayı bitirirsin. Hatta 3. kitabı da çözmek istiyorsan ee, çözebilirsin. Yine zor bir seviyede bir kitap alıp işi de garantiye alabilirsin. 3 kitap çözenler de zor seviyesi böyle iyi olanlar 3 kitap çözeceksen de yine başlangıç seviyesi bu olması lazım. Orta seviyedeki arkadaşlar da 3 kitap çözecekse yine başlangıcı bu. Sonra orta sonrasında bir tık daha zoruna da gidebilirsin. Peki başlangıç seviyesinde olanlar ne yapacak? Bir kolay iki orta ee, kolayı çöz sonra orta sonra bir daha orta şeklinde çözersin. 3 ee, kitap çözersen de bu işi tam anlamıyla halletmiş olursun. Ama en az 2 kitap çözmen lazım. 2 kitap da işini görür gibi de duruyor arkadaşlar. Evet. Testler kolaydan zora doğru gidiyor. Eyvallah. Peki testlerin içindeki sorular nasıl gidiyor? Arkadaşlar bu kitap yazıldığında bir kitap şöyle çıktı. Ben tek tek bütün soruları bak hiç üşenmedim. Tek tek bütün soruları aldım. Kes, kopyala, yapıştır şeklinde bütün soruların yerlerini tek tek kendim koydum. Tamamıyla bak konu anlatımı kitabım var değil mi? Konu anlatımı kitabımdaki kazanım sırası nasılsa oradaki bak kazanımların sırasına göre yazdığım soruları, soruları da, koydum. Mesela atıyorum aç ortayla ilgili bir kazanım varsa bir test birde o birinci soruya denk geliyorsa ikinci testte de birinci soruya denk gelir. Üçüncü testte de birinci soruya denk gelir. Hani şu yok hani genelde görürsünüz matematikten örnek vereyim. Mesela bir üstlü sayılar testi gördüğünüz zaman üstlü sayılarda çarpma özelliği ne yaparlar? En kolaydan başlarlar en zora doğru giderler. O üstlü sayıları iyi bir şekilde yap diye. Ama ben buna biraz karşıyım. Test test yaptım bunu. Ya bu ne anlama geliyor? Ee, bir de konu anlatımı sırasına göre kazanım sırasına göre koyulmuş ya Sen Bu kitabı çözdükten sonra konu anlatımını da dinledin ya Konu anlatımını birebir tekrar edeceksin ve Testi çözdükten sonra yapamadığın sorulara bakacaksın Atıyorum test 1'de 5'i yapamadın Test 2'de de 5'i yapamadın test 3'te de 5 ya da 6'yı yapamadın genelde aynı kazanımlar aynı sorulara denk geliyor 5 Bir tanesinde 5 ise bir tanesinde 6'ya ya da 7'ye kayabilir Ondan sonra testi açıp bakacaksın Bakacaksın A açı ortayın kollara çizilen dikmeleriyle alakalı bir soru. Sonraki testte de büyük ihtimalle olur, Sonraki testte de büyük ihtimalle olur. E sen buna baktıktan sonra ne diyeceksin? Ha, demek ki ben bu kazanımı anlamamışım. O zaman gidip o konuya tomple değil de o kazanımla ilgili konu anlatımına bakacaksın. Ve oradaki eksiğini o şekilde kapatacaksın. Bak çok ince düşünülmüş arkadaşlar. Ve işte o açı ortayın böyle açı kazanımı ile ilgili soru test 1'de kolayken test 2'de bir tık daha zoru test 3'te bir tık daha zoruyla karşılaşacaksın. Ziyan her seviyesiyle karşılaşacaksın. Çok ince düşünülmüş ve çok mantıklı düşünülmüş ve soruların yerlerine kadar en ince detayına kadar düşünülmüş bir kitap arkadaşlar. Gerçekten size çok şey katacak. Gerçekten size çok şey katacak. Bir de kitapta zor soru var mı? Size göre zor olabilir. Şurada kara soru var arkadaşlar. Bakın Şurada kara soru var. Görüyorsun sen de ekranda. Şurada kara sorumuz mevcut. Kara soru ne demek? Öyle bir soru yazdım ki sen yapama diye yazdım ama yaptığında da vay be de diye yazdım. Yani biz zamanda bu işi nasıl öğrendik biliyor musun? İşte bu tarz sorularla öğrendik. Yani tamam biz çok zor sorularla öğrendik bu işi. Belki ben burada çok çok zor olacak şekilde yazmadım senin yapamayacağın tarzda belki de yapacaksın. Yaptıysan da eğer kara soruyor sen o konuyu anlamışsın. Çok iyi bir şekilde anlamışsın anlamına gelecek. Öyle bir soru yazdım ki sana bütün konuyu tekrar ettirecek. Ki biz de zamanında öyle öğrendik. Bir soruya bakıyorduk. Bütün konuyu böyle tek tek gözden geçirmemizi sağlıyordu. İşte bu kara, kara sorular o işe yarayacak ve seni acayip bir şekilde geliştirecek. Ve çözümü de sen çözdüysen de büyük ihtimalle uzun yoldan çözeceksin. Ben daha mantıklı bir çözümü büyük ihtimal videoda yapacağımdır. Hatta şu soruyu özellikle koydum buraya sana gösterdim. Çünkü bir hafta önce aslında ben spoiler'ı verdim. Bunun Instagram'da çözümü var. Nasıl çözüm var? Çok da güzel. Kesip yapıştırmalı. Yani farklı bir bakış açısı da göstereceğim tarzda sorular. Bu kara sorular klasik çözümü de var. Normal çözümü de var arkadaşlar. Klasik çözümü de, de yapacağım. Hatta bu soruyu burada yaparken ee, buradaki soru şeyde e, nerede bu oynatma listesinde yaparken ne yapacağım? Hatta orada animasyonu da getirip bak böyle de oluyor deyip animasyonlu bir şekilde de sana anlatmaya da çalışacağım. Bazı sorularda bu kitapta çoğunda değil de yani kesip katlamalı, döndürmeli sorularda animasyonu da hazırlayıp senin önüne sunmaya çalışacağım ama hepsine de söz vermeyeyim. Hani belki 5-6 tanesini de yapabilirim arkadaşım. Mesela bu soruda kesinlikle ama kesinlikle yapacağım haberin olsun. Bu kara sorularda seni acayip bir şekilde geliştirecek tamam. Kolaydan zor olan kısmını hallettik. Sonra ne var? Akıllı tahta uygulaması şeklinde yazıyor. Şöyle göstereyim ben sana. Akıllı tahta uygulaması. Bu kime hitap ediyor? Öğretmen arkadaşlara. Hocalarım hepinize selamlar saygılar. Şimdi e, aynı zamanda konu anlatımı kitabında akıllı tahta uygulaması var. E, ne yapacaksınız? Öğrencilerinize bunu aldırdıysanız okulda ya da dershanede e, tahtaya çizmenize gerek yok. Akıllı tahta uygulamasını açıp oradan çözümü üzerine yapabilirsiniz. Size de büyük bir kolaylık olduğunu düşünüyorum. Sonra ÖSYM'ye birebir, birebir ÖSYM tarzında bir kitap. Gençler benim özelliğim zaten yıllardır ÖSYM sorularını takip ederim. Özellikle bu YouTube işine başladıktan sonra size daha çok faydalı olmak için son 10 yılın 15 yılı sorularını böyle analiz ederek çözdüm. Yani analizlerini çok iyi bir şekilde yaptığıma inanıyorum. O yüzden kitabın içindeki sorular da soruları yazarken de ÖSYM tarzında yazdık. Ha klasiğinin de ÖSYM tarzı, yeni neslin de ÖSYM tarzı. Hatta ÖSYM hangi soruyu yazabilir tahminini de koyaraktan buraya sorular koyduk arkadaşlar. İşte bu analizler şimdi bu kitapta çok işime yaradı. Ve kitabı yazarken tam ÖSYM uyumlu bir kitap olarak hazırlanmış haberiniz olsun. Kitabı çözerken de siz de çok zevk alacaksınız. Ee, genelde ÖSYM orta halli soruları çok seviyor ee, ve değişik mantıktaki soruları çok seviyor. Kitabımızda bunlar var. Ee, bazen de böyle e, herhangi bir dersten zor soru seçebiliyorlar. Mesela bundan 2-3 yıl önce bir yan sorusu vardı çok zordu. Ee, i̇şte o zor soruları da kara sorularda göreceksiniz. Zor değil. Çözümü böyle e, kolay aslında çözüm yöntemi kolay ama öğrencilerin yapamadığı işte bu da zor olarak algılanıyor. İşte burada da kara sorularla oradaki eksiği de kapatacaksınız. Evet, birebir ÖSYM tarzında ve ufkunuzu açan çok güzel sorular var arkadaşlar burada. Sonraki tamamen YouTube çözümlü demişiz. Evet, YouTube'da kanalımda hatta şuradaki şu kare kodu okuttuğunuz zaman bak şuradaki kare kodu okuttuğunuz zaman oynatma listesine gideceksiniz. Oynatma listesinde de işte konu adı zaten yazıyor tek tek sıralı bir şekilde ve konu adı ve testi yazıyor. Oradaki konu adı ve testini bularaktan eee testin sorusunu zaten tahmin edersin. Ta, e, Zaman tahmin edersin. Orada da çözümüne de ulaşırsın. Tek tıklamayla hemen sonuca ulaşacaksın büyük ihtimalle. Evet, başka benim YouTube'la ilgili e, ne söylemem gerekiyor? Bir de şunu söyleyeyim. Çözümleri de şu şekilde yapacağım. Bugün başlıyorum çözümlere mesela. Genelde iki günde bir konu atmayı planlıyorum. Mesela bugün bu videodan sonra doğru da açıyı çekeceğim. 2 gün sonra üçgen de açı. Sonraki 2 gün sonra işte sırada dik üçgen varsa dik üçgen o sırada da gideceğim. E, i̇ki gün belki 3 gün olabilir. O da bizim yoğunluğumuza bağlı arkadaşlar. Ama ben iki günde bir çekip yayınlamayı planlıyorum. Hani siz de program yaparken ona göre yapın. Çünkü bazı arkadaşlar vardır. Kitap Eylül ayında çıktı ya. Üçgenleri bitirmiştir. Üçgenleri direkt çözmek isteyecektir. Planlamanızı da ona göre yaparsanız güzel olur. Ve bu arada üçgenleri biten arkadaşlar direkt bence tekrar için aldıysanız bu kitabı bir hafta böyle bir program yapın. Bir haftada bu üçgenleri bitirin arkadaşlar. Kitap yormayacak bir kitap arkadaşlar bir de. Onu da söyleyeyim. Sayfa sayısı kaç? Sayfa sayısı 272 sayfa. Yani 400 küsur sayfa falan değil. Ya bu ne demek oluyor? Yani seni çok fazla yormayacak. E hocam işte doğruda açıda ya da üçgende açıda ya da dik üçgende testlere baktığın zaman her kazanımdaki her kalıpta soru var. Birbirini tekrar eden sorular yok. Varsa da çok nadir var. Her kalıptaki soruyu buraya sığdırdım arkadaşlar. Yani tekrar eden sorularla sizin boşa vaktinizi de çok fazla almak istemedim. Evet kitabımız bu şekilde gençler. Valla ben heyecanlıyım. Normalde soru bankası çözmesini çok severim. Bu sefer kendi kitabımın soru bankasını çözeceğim. Özenle hazırlanmış. Normalde ben Haziran ayında çıkartmayı planlıyordum. Ama üzerine çok titrediğim için Eylül ayında yani bir 3 ay sonrasına çıktı ama çok güzel bir kitap çıktı. İnşallah çok iyi bir şekilde faydalanırsınız. Üçgenler bittikten sonra da ya da herhangi birkaç test bittikten sonra da hocam iyi gidiyor ya da şey gidiyor diye yorumlarınızı da bekliyorum. E, bunun akıllı tahta uygulaması linklerini falan da videonun açıklama kısmına, açıklama kısmına linklerini de koyacağım arkadaşım. Ya da hocalarım ya da abilerim ablalarım haberiniz olsun. Ben şimdi bu videodan sonra ne yapıyorum? Direkt ilk testi çekiyorum. Hadi bakalım. Siz de orada soruları da göreceksiniz. Sonraki videoda testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.